Bazı ilaçlarımızı devlet ödemiyor. Devlet hastanesinde bazı bölümler yok. Gidemiyor, orada şehir hastanesine sevk ediyor. İnsanlar kendi üzerine düşen görevi yaparsa, mevsimine göre de sağlıklı beslenmeye çalışırsa hastanelere fazla gidilmez. Kış aylarının gelmesiyle birlikte artan hastalıklardan dolayı hastanelerde yoğunluk yaşanıyor. Kayseri'deki sağlık sistemini yeterli buluyor musunuz? Ha, yeterli bulmuyorum. Çünkü buradaki devlet hastanesinde bazı bölümler yok. Gidemiyor, orada şehir hastanesine sevk ediyor, uzak. Örneğin ben kalp hastasıyım. Yahalansam oraya benim varana kadar yani vefat ederim. Yaşlıyım, arabam yok. Hanımım da öyle. Hanımım kaç sefer düştü, götüremedim. Götürüyorum, götürdüğüm zaman bir randıman alamıyorum. Bir ay atıyor, iki ay atıyor, altı ay atıyor. Yani hiç memnun değilim yani bu şeyden dolayı. Şehir hastanesinin oraya alınmasından dolayı sağlıktan hiç memnun değilim. İlaçlar ona keza, çocuk ilaçları hiç bulunmuyor. İlaçlara zam geliyor, aha yeni bir ilaç aldım. Üç kutu kan cıvıtıcı, kolesterol üç kutu, 30 lira fark verdim. Ben devlet memuruyum, 657 lira hiç alınmayan ilaçlar dahi parasıyla satılıyor. Vallahi benim diyeceklerim bu kadar, hiç memnun değilim bu hastanelerden. Bilhassa oranın uzak olması, araba sorunu. Memnun değilim. Ayaktan tedavi açısından yeterli buluyoruz ama maalesef bazı ilaçlarımızı devlet ödemiyor. B hepatit, C hepatit, sarılık gibi, şey gibi, kanser gibi bazı ilaçlar yetersiz. Ödemiyor devlet, çoğunu ödemiyor. Bizim istediğimiz kritere gelmemiş diyor. Onun istediği kritere gelene kadar belki o şansı kaybedecek o hasta. Bu açıdan yetersiz buluyorum. Ayaktan tedavi, git gel, güncel hastalıklarımıza yeterli. Maalesef ki bizim bu milletimizin bu kadar hastalanmasına göre gene de iyi kalkılıyor altına ya. Değil mi ama? Yani millete baksan herkes hasta. Hastane yapıyorlar, yapıyorlar. Yetersiz maalesef. Kesinlikle bulmuyorum. Özellikle şehir hastanesi olması gerekenden çok uzak. Yeni tramvayla birlikte biraz daha tabii şartlar iyileşti ama yine de yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ben kendi özel sigortamdan dolayı genellikle özel hastanelerde muayene oluyorum ama yakın çevremde ve arkadaşlarımla beraber gittiğimizde sıra konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz. O şekilde özetleyebilirim. Yani bulmuyorum. Mesela doktorlarla ilgili istediğimiz kadar bilgi alamıyoruz en öncelikle. Özel hastane, devlet hastanesi fark etmiyor. Kayseri gibi bir ortamda özellikle de. Yani o yüzden yeterli bulmuyorum. Pek yeterli değil. Randevu alamıyoruz. Aldığımız zaman da güzel ilgilenmiyor doktorlar. Ulaşım iyi. Ama doktorlardan yetersiz değil. Hiç değil hem de. Yani öyle söyleyeyim. Annem hastanede yattı. Kadının safra kesesinde gider açtılardı. Hortumuyla beraber gönderdi, ölür götürün dedi. Biz özele götürdük. Şeye götürdük oradan da. Erciyes Fakültesi'ne. Oranın profesörüne götürdük. Ölecek dediği kadın 3 senedir yaşıyor. Oranın doktoru bize dedi ki götürün bu vesile olacak. Ölecek dedi, bizi öyle kovdu dışarıya. Yani öyle kötü, öyle söyleyeyim. Hatta ben bunları şikayet bile ettim. Yetersiz kalıyor çünkü doktorlarımız yok deniliyor yani. Muayeneye gittiği zaman da aşırı derecede hastamız çok ve yetişemediklerini söylüyorlar. Hastamızın arttığını söylüyorlar. Yani ne bileyim işte yani bunun yüzüne devletimiz bir an önce onun üstüne düşmesini sağlarız. İstiyoruz. Yani sağlıkta da tabii ki sağlık daha önemli bir şey. Hastalarımıza daha iyi bakılması için hani doktorlarımızı biraz daha hızlandırsınlar istiyoruz. Gereğinin yapılmasını istiyoruz bu. Canım illaki yeterlidir, illaki bazen yetersiz olabilir. Ama bu şu demek değildir ki Kayseri'de hastalar dışarıda yatıyor demek değildir yani. Hastaneler elinden geldiği kadar hizmeti veriyorlardır. Biz doktorlar da bize yardımcı olursa sıkıntı kalmaz. Başım açısından da yani illa ki bazen sıra olur. Bazen gidersin göz doktorunda sıra 100 kişi olur, öbüründe 10 kişi olur. Yani bunlar hani sorun yapmamak lazım. Ama insanlar kendi üzerine düşen görevi yaparsa, mevsimine göre de sağlıklı beslenmeye çalışırsa hastanelere fazla gidilmez.
Niye? Bu vücutta Cenab-ı Allah'ın bir emanetidir. Sen bu vücuda har hakir bakarsan illaki hastanenin kapısından bir yere gidemezsin. Elinden geldiği kadar ne yapacaksın? Beslenmene dikkat edeceksin. Vücuda zarar olan şeyleri almayacaksın. Hem hastaneler biraz boş kalır. Hem de ne bileyim yani sağlıklı bir yaşam dileriz yani. Özel hastanelerde bir sıkıntı var. Fiyat olarak da bir sıkıntı var. Ama şehir hastanelerinde de fiyat olarak şey değil ama randevu almaz biraz sıkıntısı var şehir hastanesinde de, devlet hastanelerinde de. Yani muayene olmada bir sıkıntı yok ama sıra almak çok zor, randevu almak çok zor oluyor şehir hastanesinde de. Zaten özel hastaneler aldı başını gitti fiyat olarak da. Daha yeni şimdi gidiyorum şeye, bir MR çekindi, iki tane MR, 1500'den 3000 lira. Özel hastanelerde. Özel hastanelerde bu sıkıntı var. Yoksa her şeyden memnun yani idare eder.